gözüm olay. Dağlar karar bu günahı. Ne zaman gireyim kaydı? Şey girince başlıyorum. Başla istediğin zaman başlayabilirsin. Zaten yavrum. Kayıttayız bebeğim. Kayıttayız. Yemin et Hasan. Daha da beni sosyeteye rezil ettin. Gerçekten mi? Enstrümanistlik mi, yorumculuk mu? Enstrümanistlik. Enstrümanistlik mi, bestecilik mi? Enstrümanistlik. Kendini var ettiğin türkü hangisiydi? Ne ağlarsın benim zülfü siyahım. En iyi ifade ettiği şarkı ya da türkü? Sesin gelir uzaktan, gel diye gel, gel diye. Çocukluk yıllarına götüren bir türkü var mı bunun haricinde? Var, ilk başladığım dönemler. Osman abim evde mi, evde mi? İç odalı yerde mi, yerde mi? Hay Osman abim. Ola gözüm ola hay. Dağlar karar bu günahı. Oy da koy. Bana bak, bir şey söyleyeceğim. Single çıktı diye mi konuşalım yoksa? Çıktı diye. Bugün çıktı şimdi. Çıktı mı? Allah seni kaybetmesin yavrum benim. Kızgınlardan sen sulara bak bak bak. Çok güzel. Çok da. Yani ben bu sefer kendim oldum, anladım. İlk kez kendim oldum Aso. Şurada da bakabilirsin tatlışım. Bak canım. Yudum. Bir şey söyleyeceğim, gerçekten değil sen. Bu sefer ben oldum yani. Evet. O zaman şey çıktı diye konuşuyoruz. Çıktı çıktı. Bak oynayarak gelmişim ben buraya zaten canım benim. Ne zaman gireyim kaydı? Şey girince başlıyorum. Başla istediğin zaman başlayabilirsin yavrum. Zaten kayıttayız bebeğim. Kayıttayız. Yemin et Hasan. Daha da beni sosyeteye rezil ettin. Gerçekten mi ettin? Gerçek biliyorsun. Evet. Sen benim bu numaralarıma alışık olman lazım. Tamam da programa ilk defa katılıyorum. Çünkü söyleyenler olsa. Aynen. Ay şaka değil değil mi? Şaka mı? Vallahi kayıttayız kız. Allah seni davranmasın. Daha da ben bu dertte kaç yıl yaşarım bilmiyorum yavrum. Şöyle mi takıyoruz? Kemeri de takabilirdin. Ha, böyle iyi. Dursun. Süper. Ay Haso yine yaptın yapacağını bana. Bir şey söyleyeceğim ama... klibi daha tamamını izlemedim ama şu gördüğüm görüntüler bile ya bu sefer enerjin, kendim evet, oldum değil mi yani? Evet, kesinlikle. Teşekkür yaparım. Peki önceden niye kendin olamıyordun sence? Çünkü beni bana bırakmıyorlardı. Yönlendirilmeden. Ya aynen, bak bir şey söyleyeyim mi sana? Ben kendi kararlarımı kendim verdiğimde Hasan daha sağlıklı oluyor her şey. Çünkü seni senden iyi kimse tanıyamıyor. Kesinlikle. Nasıl kayıt bu? Telefonla çık. Hemen çok özür dilerim. Şunu bir kapatayım. İnsan en iyi kendini kendisi tanıyor. Evet. Tamam mı? Diğerlerinde ben hep böyle işte styling olsun, hep böyle yönlendirdiler. Dolayısıyla hadi onlar daha iyi bilir işini falan, çünkü işinde iyi insanlar, ustalar. Ama o gömlek sana büyük geliyor, anladın mı? Çünkü ben dışarıda neysem... o şeyi hep yansıtmaya çalışıyorum. O kıyafetlerin içinde fenalık geliyor, yapamıyorum. Ya. Dolayısıyla bunda da işte yükselen şey oldu. Yani biliyor benim olmadığımı, bu olduğumu. Klibi de öyle doğal çektik. Yani giydim tişörtü, çıktım. Bir şey söyleyeceğim. Doğru olan da bu, değil biliyor mi? Musun? Yani evet, profesyonellik önemli ama artık doğallık önemli. Bizim bundan 5-6 yıl öncesi evet, işte stylingler, evet, işte... Evet, geçti onlar, o devirler geçti maalesef. O profesyonel klipler, tabii ki profesyonel ama yine. Ama onlar hani stüdyo ortamında, evet. Evet. Ama dışarıda böyle, dış mekanlarda bence insanlar nasıl doğalsa sen de o şekilde olman lazım. Aynen. Öyle düşünüyorum. İyi buldun bizim evi. Ama biliyorsun benim evim de... Burada doğru. Burada Bursa'dayken hadi mazeret diyorduk, hani uzak bilmem ne. Buraya geldin, görüşemiyoruz. Böyle bir şey var mı ya? Gerçekten yani öyle. Ya. Kuzum sen yoğun, ben yoğun, vallahi denk sorma. Getiremiyoruz. Hiç de sorma. Peki Mahsuni Şerif türküsünü seçmenin sebebi ne? Ben diğer albümlerde de biliyorsun çok hani okuyor, severek okudum. Evet. Allah rahmet eylesin bütün amin, ozanlarımızın. Amin. Mekanı cennet olsun. Dolayısıyla bu eser de
son dönemlerde biliyorsun sosyal medyada falan böyle bir insanlara video çekip atması, remix yapması. TikTok'ta özellikle. TikTok'ta özellikle. Benim de o zaman dikkatimi çekmişti Hasan. Yüksel'e işte dedim, Yüksel yok dedi ya, olmaz selam dedi. Sonra insan kendi hissetmesi lazım, tamam, ben hissettim eseri. Sonra Yüksel beni aradı, yudum bu eseri koyalım mı diye. Bari ya. Aynen öyle. Sonra hızlandırdık. Hissetme. Süreci hızlandırdık Hasan'ım. Ve şu an çok güzel gidiyor inşallah. Şimdi az önce dedin ki ben kendimle kaldığım zaman, kendi kararlarımı aldığımda daha doğal oluyor. Evet. Ama ekipsiz de olmuyor yudum. Kesinlikle, yani ekip çok önemli. Her ne iş yaparsan yap, ister amatör ol, ister profesyonel iş yap, ekip o anlamda çok önemli yere sahip. Bir yere taşıyor çünkü. Taşıyor. Ya benim yanımda mesela Yüksel var, işte atıyorum Coşar var, Faysal var, Avrupa Müzik'ten çıktı. Yani onların yönlendirmeleri, onların ekip çalışması tabii ki benim için çok önemli bir şey. Tabii, ama eser seçimi konularında işte giyeceğin kıyafetler konusunda tamamıyla kendi ruhumun sesini daha önemli diyorsun. Aynen öyle. Kesinlikle. Sen ne hissediyorsan zaten hissettiğini karşı tarafa hissettiysen gösterebilirsin, onları hissettirebilirsin. Aynen. Ama sen hissetmemişsen onu, kendin sahip çıkmıyorsan karşıdaki insan buna nasıl sahip çıksın? Kesinlikle. Değil mi? Ben Esme Sınayık'ta da onu hissetmiştim. O da yudum, ama bir de şöyle bir tabii ki durum var. Sen şimdi 25-30 yıl oldu değil mi? Tabii oldu. 30 yıl oldu. Artık yani. Artık ne yapacağını da biliyorsun oldu. Yudum. Aynen. Yani. Şimdi sektörü biliyorsun. Dinleyiciyi tanıyorsun. Ya. Bu ne kadar büyük avantaj bu. Tabii ki bunlar hep bir tecrübe oldu. Yani tabii. 17 yaşındaydım. Düşünsene, imza yaşım tutmuyordu. Babamdan almışlardı sözleşme imzası. Çocukluğundan hem işin amelisi oldum, hem arka mutfakta, hem işini bilinçli olarak okulun eğitimini aldın. Evet, evet. Bunlar çok önemli. Yani hepsi bir bütün olduğu zaman gerçekten o nokta atışını bir şekilde eninde sonunda yapıyorsun. Kesinlikle. Ben senin o yıllarını da hatırlıyorum. Ya, kaç yıl oldu? Hatırlamazsın ya. Ne güzel günlerdi ya. Canım benim. Gönül istiyor ki o günlere, o yıllara dönmek gerçekten, ama. Gerçekten, evet. Maalesef işte hayat bu. Evet. Çok çabuk ilerliyor. Geçiyor. Ya. Kesin, ama her haliyle güzel. Şu halimiz bile, sen ne diyorsun, yani şükürler olsun, demlenmiş, evet, kesinlikle. Hali. Ya işte her şey tecrübeyle oluyor. Her tabii, şey tabii. Yaşanmışlıklarla kesinlikle. Tecrübe ediyorsun. Hayatı öğreniyorsun. Hayatı öğreniyorsun. Dostluğu, sevgiyi, saygıyı, kendine olan sevgiyi, saygıyı her şeyden önce, geç de olsa fark etmek güzel bir şey. En önemli şey de o. Yudum, bir şey söyleyeyim mi? Çok önemli bir nokta. Değil mi? Biz dışarıya sevgi vermekten, değer vermekten kesin kendimizi unuttuk. Evet. Unuttuk. Ben onun bilincine ne zaman vardım biliyor musun? Bu pandemi sürecinde Hasan. Bravo. İnsanın kendinden çok fayda yok. Başkasından kendin olduğu kadar faydası yok sana. Kesinlikle. Ya. Önce sen kendini seveceksin. Bu narsistçe bir duygu değil ama. Değil kendindeki tabii. Kendindeki değerlerin farkına varmak. Tabii ki, evet. Yani narsistle hiç alakası yok. Tabii. Hani bencillik de değil bu. Değil, bravo. Vurdum duymazlık da değil. Asla. Bu. Asla. Kendine olan sevginin, saygının, verdiğin saygının farkına varmak. Değil mi? Bravo. Ya, hazır mısın? Sorular hazırım. Hazırladım. Ne gibi? Şimdi önce 20 tane soru hazırladım. Bu 20 sorudan 3 tanesini soracağım. Tamam. 20 soruyu rakamladım. Senden 3 tane rakam alacağım. O rakamlara denk gelen soruları soracağım. Tamamdır. İlk rakamını alayım. Her zaman bir rakam vardı benim. Çoğumuzun da aynıdır. 3. 3. Aynen, gerçekten. Ya 3 ya 9 derim ben. 3. Çocuk yaşlarda seni bağlamayla ve sanat yoluyla tanıştıran baban, sana verdiği ve senin unutamadığın en önemli öğüdü neydi yudum? Şöyle söyleyeyim, benim babam o dönemlerin 72 yılların çok iyi bir bağlamacısıydı. Evet. Yani o zaman işte Beyoğlu piyasası falan vardı. Hı hı. Fakat babamın hani nota bilgisi yoktu. Hı hı. Bana verdiği nasihat hep şu oldu: kızım, benim gibi müzisyen olacaksan olma derdi. Ki kaldı ki kendisi çok iyi bir müzisyen. Bravo. Yani orada hep bana bahsettiği, bu daha işin okulunu oku, mutfağında ol, işinin amelesi ol. Önce kendi işinin amelesi sen olacaksın derdi. Sağ olsun, yani işte beni yönlendirdi ailem. Bravo. Okulumu bitirdim. En büyük bana verdiği nasihat, destek okul okumam oldu Hasan. Kesinlikle. Diğer rakamı alayım. 6. Müzik dünyasında önemli bir yer etmiş biri olarak yıllarca gelenekle yoğruldun.
Ama aynı zamanda da eğitimle bu gelenek bilgisini taçlandırdım. Evet. Sence günümüz müzik sektöründe bunlar yeterli mi? Ya yeterli değil aslında. Bizim için ki kaldı ki çok çok eksiklikler var Hasan. Yani işin eğitimli tarafından baktığında, geçmişimize baktığımızda, o geleneğe baktığımızda, o zamların bizlere vermiş olduğu o mirasa baktığında her şey çok çok eksik. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani hadi bizler de bunu her zaman kıymetini bilip insanlara aktarma yolunda ilerlesek de bir yerlerde hep bir şey eksiklik hissettik. Çünkü bu da popüler kültürün getirmiş olduğu maalesef çabuk tüketilen kitle Bravo. Kültürünün olması. Bravo. Son rakamını alayım. 9. 9. Senin yorumcu kimliğinin yanı sıra akademisyen bir yanın var. Hiç bu yolda çalışmalar yapmayı düşündün mü Yudum? Vallahi 2 yıl öncesine kadar düşünüyordum Hasan ya. Yani şöyle ki bu pandemi öncesinde bu kadar çok güzel projelerim falan vardı ki düşüncelerim. Ama o girdiğimiz o süreç bazı şeylerden uzaklaştırdı. Hmm. İster istemez uzaklaştırdı. Evet, evet. Çoğu sanatçı dostumuzu maddi manevi anlamda maalesef biraz yıprattı diyebilirim. Evet doğru. Bu sefer riske girmemeye başladılar. İşin daha ticari boyutuna. Yani o akademik kısmında çok açıkça söyleyeyim çok para kazanamıyorsun. Tabii doğru. Onun doğru. Gerçek bir dinleyici kesimi var. Evet. Ama evet. Öbür tarafta da yine senin hayranların senden farklı şeyler bekliyor. O tarafa da çünkü oradan ekmek yiyorsun. Şimdi sana 5 tane kelime vereceğim. Tamam. Tamam. Bu kelimeler aslında içi inanılmaz dolu kelimeler. Hı hı. Bunları sıralamanı istiyorum önceliğine göre. Yani kendi top 5'ini yapmanı istiyorum. Hı hı, tamam. Tamam mı? Para, aşk, annelik, sağlık, müzik. Öncelikle sağlık. Birinci sırada. Neden? İkincisi annelik diyeceğim. Neden önce sağlık? Çünkü ben sağlıklı olduğum sürece kızıma faydalı olabileceğim, evladıma evet, faydalı evet, olabileceğim. Evet. Bütün anneler için geçerli bu. Bravo. Dolayısıyla önce maskeyi uçakta kendime takacağım, sonra çocuğuma takacağım. Bravo. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Bir sağlık, iki annelik, anne, üç müzik, müzik, aşk, dört aşk, beş para mı? Yani. Ya para şu an çok önemli. Evet hani yalan söyleyemem. Çok büyük bir ihtiyaç. Hele tabii şu ki, dönemde hele ki. Olduğumuz bu ekonomik Aynen. krizde. Çok önemli bir ihtiyaç. Keşke olmasaydı bu öyle bir araç. Ama bir şey söyleyeyim mi Yudum? Bu denklemler benim de nazarımca, bakış açımca da söylüyorum. Bu denklemler oturduğu zaman ruh sağlığı yerinde oluyor. Evet. Ruh sağlığı yerinde olunca sağlıklı düşünebiliyorsun. Kesinlikle öyle. Sağlıklı düşünebildikçe iyi bir ruh hali, çalışma ve para beraberinde Kesinlikle, geliyor. Kesinlikle aynen öyle. Mutlaka öyle. Enstrümanistlik mi, yorumculuk mu? Tabii ki benim için enstrümanistlik her Peki, şeyden önce. Peki enstrümanistlik mi, bestecilik mi? Enstrümanistlik. Peki türkü mü, arabesk ya da serbest çalışmalar mı? Ya aslında tabii ki türkü ama serbest çalışmaları da çok seviyorum. Hani bunu arabesk olarak da nitelendirmek istemiyorum ama serbest çalışmaları ben çalışmalar. Hiçbir zaman hani tarz ayrımı yapmadım. Bütün müzikleri seviyorum. Kaliteli olan önceliğin ne varsa. Önceliğin türkü o zaman. Önceliğim türkü ama onun kadar da serbest çalışma. Albüm mü, sahne mi? Eskiden albümdü, sahne. Sahne. Sahnede daha keyiflisin, daha özgürsün. Sahne mi, YouTube mu peki? Sahne. Sahnenin yeni hiçbir şey tutmaz Hasan. Canlı temas, duygu alışverişi. YouTube da çok güzel ama hani sahnenin yeni hiçbir şey tutmuyor inan. Kesinlikle. Ya. Şimdi şöyle arabayı çekiyorum. Tamam. Sallanmasın diye. Çünkü müzikli cevap bölümüne geldi. Öyle mi? O da var ha? Olsun. Olsun. Hazır mısın? Hazırım canım. İlk bağlamanı baban kaç yaşında aldı? 5,5 yaşlarında. 5,5 yaşlarında. Sen bağlamayı çalmaya başladın. Artık çalıyorsun, söylemeye başladın. Hakim oldun. O dönemde duygunu ve kendini var ettiğin türkü hangisiydi? Ne ağlarsın benim zülfü siyahım. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım.
Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Göklere erişti feryatı ağım. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Peki, evet, bu türkünün sende yeri ayrı. Evet. Seni peki o çocukluk yıllarına götüren bir türkü var mı bunun haricinde? Var, ilk başladığım dönemler. Osman abim evde mi, evde mi? İç odalı yerde mi, yerde mi? Hay Osman abim. Ay, benim çocukluğumu ilk başladığım yılların eseridir ya. Süper. Bir de penceresi cam cama, doğmirele. Doğmirele ya. Öyle öğrenirdim yani. Ay canım benim. Çok güzeldi. Tabii ya. Tabii bağlamadı bir de şey, tabii bir taraftan teknik nota, olarak da. Evet. Notasıyla öğreniyordum. Babam başlıyordu. Do re mi mi re mi re mi mi re do mi re re. Do re 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 si 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 do do si la la si do si si do. Süper. Ya. Yudum'un kendini peki en iyi ifade ettiği şarkı ya da türkü? Sesin gelir uzaktan, gel diye gel, gel diye. Ağlayırım sen diye, bilirim sen de ben diye. Adın düşmez dilimden, okurum türkü diye. Anlaştım rüzgar ile, esme son ayrılık diye. Bunda ağlarım. Ben yazarken de ağlamıştım. Bir şey söyleyeceğim. Çok tamamını okuma çünkü bu bestenin söz ve müziğini yapan kişi telif bindirir sonra. Çok pis telif göndereceğim sana. Sana çok pis telif göndereceğim Asom. Bir şey söyleyeceğim. Ne kadar güzel bir... Ya ve herkes tarafından da... Çok sevildi. Evet, çok hala sevildi. Hala dinleniyor. Evet. Işte, kalemine, demin bahsettiğim konu vardı ya. Hissediyorsan ben bunu ağlayarak hissettim ve ben İşte o gün hemen menajerimi aramıştım. Bunu hemen yapıyoruz. Ağlamıştım ama sabahları Allah kadar. Allah. Gerçekten de ben ağladım. Herkes ağladı bu eserle. Gerçekten. Sonra Alişan okudu. Evet. Soner Arıcı okudu. Aynen öyle. Şu evet. An hala okumak isteyenler var ama dedim ki yok biraz dursun evet, eser evet, yani. Evet. Ya güzel gitti ya. Her şey çok güzel geçti. Peki senden en çok istek alan türkü hangisi? Türlü türlü. Esmesin ayrılık. Efendim? Sen gelmezsin bir türlü dertlerim. Türlü türlü nice dertleri çektim. Bu başka türlü. Bu da çok istek. Hala ağlıyor hala. Kesinlikle aynen. Ya. Peki seni kitlelerle buluşturan türkü hangisi? Türlü türlüydü. Türlü türlü mü? Yapmayın etmeyin bana. Yollar hasta ben yorgunum. Takat kalmadı yolcuda. Yollar hasta, ben yorgunum. Bunda da çok. Ulus Müzik'ten evet. Çıkan albüm. Bu Seyhan'dan çıkmıştı. Seyhan en mıydı? Çok, evet, en geniş kitlelerim. Ha, Ulus'tan ayrıldıkta, yani Ulus'la evet, yolculuk bitmişti. Evet. Seyhan, bravo. Aynen öyle. O zaman sana aşık Mahsuni Şerif desem, içine hangi türkü düşer? Gelme demedim mi Merdo, dönme demedim mi... Vururlar seni Merdo Merdo, söylemedim mi, söylemedim mi? Ya Hicaz eser olduğu için beni çok etkilemiştir bu. Senin için Orhan Gencebay'ın da yerinin ayrı çok olduğunu biliyorum. Peki Orhan Gencebay desem içine hangi şarkısı düşer? Batarken ufukta bir akşam güneşi bırakıp gitmiştin beni sen sevgilim. Ne güzel bir eser değil mi? Kesinlikle. Ağzına sağlık. Beni kahveye götürüyor musun? Hadi. Parasını vereceksin ama. Ama sen ısmarla canım ya. Hadi gidelim ya. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Çok güzel, çok keyifliydi ya. Aynen. Kanala abone olarak bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz.